Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda masaüstü kısa yolu nasıl oluşturulur, bunlar nasıl menüye eklenir ve kategorileri nasıl ayarlanır bundan bahsedeceğim. Aslında Cinnamon masaüstü kullanıyorsanız her şey çok kolay. Masaüstüne sağ tıklarsınız, Create a new launcher here dersiniz ve açılan pencerede gerekli alanları doldurup ikonlarını seçip oluştur dersiniz ve size bunu menüye ekleyip eklemek istemediğinizi sorar. Ardından kısa yolunuz oluşmuş olur. Ancak herkes Cinnamon kullanmıyor. Hatta şu an ben de kullanmıyorum. Ben masaüstü ikonlarını Cinnamon Desktop yani Nemo Desktop kullanarak oluşturduğum için ben de bu menü çıkmış oluyor. Ancak birçok kullanıcı da bu menü olmayacak. GNOME'da olmayacak, KDE'de olmayacak. Onların da kendilerine göre yöntemleri olacak. Ancak biz herkes için geçerli tek bir yöntemden bahsedeceğiz bu videoda. Hemen size neyin kısa yolunu oluşturacağımı gösteriyorum. Slash opt server dedim. Burada bir server dosyası var. Java ile çalıştırılması gerekiyor ve bu dosyanın tam olarak bu dizinin içerisinde çalıştırılması gerekiyor. Ben normal şartlarda sadece bunu çalıştırdığımda benim home klasörüm içerisinde çalışacaktır. Ancak ben bunu istemiyorum. Bu programın çalıştığı konum opt server olmalı. Şimdi hemen isterseniz kısa yolumuzu oluşturalım. Burada yeni bir boş dosya oluşturuyorum ve adı server olsun. Uzantısının desktop olması önemli. Şimdi ben bunu bir metin editörü de açacağım. Ben burada NeoVim kullanacağım. Siz istediğiniz editörü kullanabilirsiniz. Buraya yazmamız gereken şey şu. Dik parantezler içerisinde desktop entry. Bu bizim ini formatında bir dosyamız olacak. Buranın içerisine belirli alanlar yazabiliyoruz. Name en önemlisi. Bunun ismini gösterecek bize. Server diyorum. Ardından ben bunu istersem Türkçe isim de ekleyebilirim. Bunu da şu şekilde yapacağız. Name, dik parantezler içerisinde TR, TR, büyük TR. Bu ülke kodu, bu da dil. Yani NUS, NUK şeklinde de isimler olabilir burada. Buraya sunucu diyorum. Ardından generic name diyebilirim. Bunun ne olduğunu anlatıyor. Mesela ben burada bir Firefox için yapsaydım buraya web browser diyebilirdim. Game server diyorum. Bunun yine Türkçesini yapabiliriz. Generic name tr alt tr tr eşittir oyun sunucusu. Şimdi ben buna comment ekleyebilirim. Comment'te bunun menüde görünecek açıklaması. Minecraft game server. Bunu da Türkçe'ye çevirelim. Şimdi isim özelliklerini girmiş olduk. Ardından ikonu ekleyeceğiz. İkon da benim şu şekildeydi. Icon eşittir slash opt içerisinde server içerisinde icon.png. Benim ikonum bu şekilde. Bunu yazmış olacağım. Ve şimdi biz bu kısa yolun türünü girmeliyiz. Type diyorum, bu link olabilir, application olabilir, directory olabilir. Biz burada application'ı seçeceğiz. Ve ardından bu kısa yol neyi çalıştıracak? Onu yazmamız lazım. Benim burada yazmam gereken kod exec başlığı altında slash opt server ve server jar. Ancak bunu Java programıyla çalıştıracağım. Java tr jar diyorum. Ve benim komutum aslında bu. Şimdi ben bu komutun nerede çalışacağını belirlemek istiyorum. Bunun için de path diyeceğim. Ve slash opt slash server dedim. Şunu siliyorum. Ve aslında yapmam gerekenler bu kadar. Ben istersen buraya terminal false diyebilirim. Bunu false yaparsam terminalde çalışmayacaktır. Ancak atıyorum siz uygulamanızın farklı durumları için farklı şeyler yapabilirsiniz. Burada ben no GUI deseydim bir terminalde başlatmam benim için faydalı olabilirdi. Terminal false yazmazsam eğer zaten false olarak çalışacaktır. Şu an benim kısa yolum çalışıyor olmalı, bunu kaydediyorum ve çıkıyorum. Dediğim üzere Nemo Desktop'tan şu an bu kısa yolu görüntülüyorum. İkonum gelmedi. Buna iki kere basıyorum. Mark as trusted diyorum. Bu Nemo Desktop'a özel bir durum. Farklı masa üstlerinde farklı şekillerde görülebilir. Ve ben bunu tıkladığım zaman sunucum açılacaktır. Evet, sunucum şu an açıldı. Arka planda biraz açılması uzun sürebiliyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde kolayca kısa yolu oluşturabilmiş oldum. Ancak düzenlememiz gereken tek bir şey daha kaldı burada. Ben bunun kategorisini düzenlemeyi unuttum. Categories diyorum. Ben buraya game diyebilirim. Bu bir sunucu olduğu için network'e ekleyebilirim. Şu an ekranda bütün kategorilerle ilgili bir liste görüyorsunuz. Zaten buradaki listeden bir kategori seçebilirsiniz. Bunlar varsayılan kategorilerdir ve genellikle uygulama menülerinde de
Bu kategoriler üzerinden bir sınıflandırma yapılır. Birden fazla kategori ekleyecekseniz noktalı virgülle ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde ben bunu kaydedip çıkıyorum. Şimdi ben bunun menümde görünmesini istiyorum. Şu an görünmüyor gördüğünüz üzere. Sadece kendi kullanıcım için görünsün istersem nokta lokal share applications'ın içerisine taşıyabilirim. Buraya taşıdığım zaman buranın güncellenmesi biraz zaman alabiliyor. Evet, şu an gördüğünüz üzere benim arama kısmımda görünmüş oldu. Burada da güzel bir şekilde göründü. Şimdi ben bunu bütün kullanıcıların görebilmesini istersen farklı bir yere taşıyacağım. Bunu tekrar masaüstüme alıyorum. Slash user share applications. Yani local share applications yerine user shares'a taşımış olacağım. Burada root erişimi almam gerekiyor. Ve bunu buraya attığım zaman kopyaladım şu an. Server yine burada görünmüş olacak. Ancak şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Benim şu an uygulamam opt içerisinde, server'ın içerisinde ve bu dizin Furkan kullanıcısının dosyalara erişip düzenlemesini sağlıyor. Diğer kullanıcılar bu dosyalara erişimde sıkıntı yaşayabileceklerdir. Bu nedenle kısa yollarınızı oluştururken uygulamaların dosya izinlerini kontrol etmeyi unutmayın. Başka bir kullanıcı olmayacaksa zaten dikkat etmenize de gerek olmayacaktır. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.